Yatay sürtmesi düzlemlerde bulunan KLM araçlarından şekildeki gibi su akışı devam ederken araçlar serbest bırakılıyor. Buna göre KLM araçlarından hangileri harekete geçer demiş. Arkadaşlar K'dakine bakarsanız aslında bir nevi iç kuvvet olmuş oluyor. İçeride su depolanıyor. Dışarıya akmıyor. Dışarıya akmadığı için de bunun momentum değişiminde herhangi bir değişiklik olmayacak momentumunda. O yüzden de bir hareket gözlenmeyecek dolayısıyla. İkinciye baktığımızda bakın dışarı doğru çıkıyor. Dışarı doğru belli bir momentumla çıktığı için bu araçta sağ tarafa doğru bir momentum kazanacak dolayısıyla. Büyük M çarpı B üstü mesela gibi. O yüzden de bu sağ tarafa doğru hızlanırmış. Belli bir hareket hız kazanırmış deriz. İkinciyi aldık L'yi. Üçüncüye baktığımızda bakın yine dışarı doğru sıvı çıkıyor ama sonuçta araba düşeyde hareket etmeyeceği için yatayda hareket sadece gerçekleşebilir. O yüzden de geriye doğru ya da sağa doğru bir sıvı çıkışı olsaydı hız kazanırdı. Ama düşeyde momentum değişimi yarattığı için bunu yukarı doğru çıkarmak ister fakat onu beceremeyecek çok az miktarda sıvı çıktığı için. O yüzden de yukarı hareket etmeyeceği için yatayda herhangi bir hareket gerçekleşmeyecek. O yüzden de burada da hızımız sıfır olur deriz. Bu anlamda yalnızca harekete geçecek olan yalnız D'den Bursa olurmuş cevabımız deriz. Sürtmesi yatay buzlu zeminde durgun halde kavli itfaiyecilerin tuttukları hortumlardan su sabit debiyle fışkırmaya başladığında itfaiyeciler doğrusal yörüngede kaymaya başlıyor. Bu fışkırtmaya başladıktan itibaren geçen delta T süre içerisinde itfaiyecilerin kazandığı hızın büyüklüğü delta V oluyor. Evet su ön taraftan dışarı doğru çıktığı için belli bir momentumda itfaiyeciler de geriye doğru bir momentum kazanacak. Sistemi momentumu korunmalı çünkü. Buna göre işlemin hangi denen sonucunda delta V artar demiş. Bakın şu hız artsın istiyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru suyun çıkışına V diyelim. Çıkan kütleye de M diyelim isterseniz. Bakın M çarpı V çarpı kosinüs alfa değil mi? Yatayda momentumumuz bu kadar. Daha doğru bu büyüklükte momentumla çıkınca işte itfaiyeciler de işte K ve L diyelim onların kütlelerini itfaiyecilerin. Çarpı delta V hızıyla geriye doğru ne yapıyor? Hız kazanıyor. Öyle değil mi? Momentum büyüklüklerin birbirine eşit olmasından kaynaklı ya da momentum kurulumundan kaynaklı sağ momentum büyüklüğü, sol momentum büyüklüğüne eşit olmalı. Şimdi hangisini yaparsak delta V'yi artırırız diyor. Alfa açısının artırılması demiş. Arkadaşlar kosinüs değeri alfa açısıyla ters orantılı. Yani alfa açısı artarsa kosinüs değeri düşmüş olur dolayısıyla. O yüzden sağ taraf küçülür, sol tarafta delta v'miz de azalır. Bir işimize yaramaz. Hortumdan akan suyun debisi artırılırsa debi hızı artarsa diyor. Hızı artarsa evet sol tarafta delta v'miz de artar. iki işimize yarar. 3. K itfaiyecisinin sistemden ayrılması demiş. Yani toplam kütleyi aslında azaltmış oluyoruz bu durumdaki. Bakın şuradaki toplam kütleyi azaltınca delta ve hız değişiminde ne yapar? Artar. 3 değişimize yarar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'ten edine olacakmış deriz. Dürtmesiz ortamda L uzundaki ipin ucunda bulunan K cismi şekli konumundan serbest bırakıldığında durgun durumdaki L cismine merkezi olarak çarpıp yapışıyor. Bu durumda yapışıp cisimler en fazla 4 taş kadar yükseliyor. Buna göre K cisminin kütleleri oranı nedir demiş. Arkadaşlar K'dan bıraktığımız cisim aşağı doğru inerken potansiyel enerji kaybedecek. Bu kinetik enerji 1 bölüken V kareye dönüşecek. Ama kaybettiği yüksekliğe bakış olursak 9H yani Mg 9H kaybediyor. Bu 1 bölü 2 M hangi hıza dönüşüyor bilmeyelim. Ama buraya isterseniz 3V edelim. Çünkü karesini aldığımızda 9 yapar. Sol taraf 9 sağ tarafta 9 olsun bak. Ya hocam 1 bölü 2 var. Önemli değil yani burası 9 katına çıktıysa burada 9 katına çıkmalı anlamında söylüyorum. Tamam. O zaman buraya çarptığında K cisminin hızına 3V diyebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi çarpınca birlikte hangi hızda gitsinler ki yukarı doğru ne yapıyormuş? 4H kadar yükseliyormuş. Aslında yüksekliğin kare ile orantılı hız kazanıyor diyebiliriz. Çünkü V kare olduğu için bu tarafta yüksekliğin bakın kare kökünü aldığımızda aslında hızı vermiş oluyor dolayısıyla. O zaman 4H yükseliyorsa bileşik hızımız burada 2V'ye kadar olmalı ki 4H yükselebilsin deriz. Anlatabildim mi? 16H yükselseydi o zaman 4V hızıyla gidecekti diyecektik. Dolayısıyla mk kütlesi 3v hızıyla geldi. L'nin momentumu önceden yoktu eşittir. Sonra çarpıp yapışınca mk artı ml oldu toplam kütle ve birlikte 2 ve hızıyla hareket ettiler 4 aşa çıktığına göre. Buradan v'leri atalım. Dolayısıyla sol tarafta 3 tane mk'mız var. Sağ tarafta parantezi açarsak 2 tane mk artı 2 tane ml var. O zaman mk'yı da sol tarafa atarsak 1 tane mk'mız kaldı. Sağ tarafta 2 tane ml'miz var. Oran sormuş. MK bölü M oranını alacak olursak sağ tarafta iki yalnız kaldı. O zaman cevabımız deniz doğurmuş deriz. Sürtmesi yatay zeminlerde durmakta olan market arabalarından K boş L ise doldur. Kali arabalarına yatay F büyükteki kuvvetler delta T süre boyunca uygulanıyor. Buna göre delta T süre sonunda Kali cisimlerine ait diyeceklerin hangilerinin büyüklükleri birbirine eşittir demiş. Bakın K içinde L içinde aynı şekilde aynı kuvvet aynı süre boyunca uygulanıyor. Yani itmeler birbirine eşitmiş. İtme ne kadar uygulandıysa o kadar momentumları değişecek. Yani momentum kazançları arabaların eşit olacakmış. Fakat kütleleri eşit olmadığı için hızları eşit olamayacak. Birincisi boş kütlesi küçükse ikinci kütlesi mesela 2 m diyelim daha büyük. O zaman birincinin kazanacağı hıza 2 v diyecek olursak ikincinin kazanacağı hıza v kadar demek lazım. Yani kütlesi arttı oranla hızı ne yapacak azalacak. Bu mantıkla bakalım. Momentumları birbirine eşit mi? Evet itmeler eşit olduğu için momentumları da eşit olacakmış deriz. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare olduğu için bakın hız Kütle iki katına çıktığında hız yarıya düşüyor. Yani birinci durumda 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji varsa hatta 2 verin karşısında 4 v kare kinetik varsa ikinci durumda 1 bölü 2 2 m v kare yapmış oluyor. Yani kütle iki katına çıkınca hız yarıya düştü. Karesi olduğu için aslında enerji azalmış oldu dolayısıyla. O yüzden de birincinin enerjisi ikincinin enerjisinden daha büyük olacakmış. Yer değiştirme eğer hızları birbirine eşit olsaydı aynı sürede aynı yer değiştirmeyi yapardı. X eşittir V çarpı T'den süreler eşit fakat birinci hızı daha büyük. O yüzden birincinin aldığı yol daha fazla olacakmış deriz. Bu anlamda yer değiştirmeler de eşit işte olamayacakmış. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Kale cisimleri ağırlığı önemsemeyen ip ile oluşturulmuş şekildeki sistem serbest bırakında harekete geçiyor. Buna göre sistem hareket halindeyken kale cisimlerine ait hangilerinin büyüklükleri birbirinden farklı olabilir demiş. Arkadaşlar birbirine iple bağlı olduğu için ikisi de aynı miktarda yol alacağı için hız büyüklükleri her an için birbirine eşit olacakmış deriz. Tabi hızları iştir demiyoruz çünkü yönleri birbirinden farklı. Ama hız büyüklükleri eşit. Işte burada da büyüklük diyor dikkat ederseniz. Evet hız büyüklükleri birbirine eşit olurmuş deriz. Gerçi bize farklı olabilir sorduğu için atalım o zaman hızı almayalım attık. İme demiş. İme dediğimiz birim zamandaki hız değişimi hızları aynı miktarda değiştiği için. Değil mi arkadaşlar? Aynı sürede A, eşittir. Delta V bölü Delta T. Tabi İğme vektörel büyüklük de burada büyüklük sorduğu için vektör kısmına bakmıyoruz dolayısıyla yönlerine. Hız değişimleri aynı. sürede aynı. O zaman İğme büyüklükleri eşit olacakmış mecburen. iğme de farklı olmadı. Ama momentum dediğimiz P'miz kütlesiyle hızının çarpımı olmuş oluyor. Kütleleri eğer birbirine eşitse momentum büyüklüğü eşit olur. Ama kütleleri farklıysa farklı olabilir. Farklı olabilir mi diye sorduğun için evet bu farklı olabilirmiş kütleden kaynaklı. O yüzden cevabımız yalnız 3'ten adan olurmuş deriz. Yatay sürtme düzlemde durmakta olan tenis topu fırlatma makinesinde özdeş tenis topları bulunuyor. Makine topları yatay doğrultuda V büyüklük hızlarla fırlatıyor. Birinci topu fırlattığında makinenin geri tepme hızı V1, momentumu P1 oluyor. Durdurulduktan sonra eninci topu fırlattığında geri tepme hızı Vn, momentumu Pn oluyor. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar momentum korunacak. Neden? İçeriden bir kuvvet, dış kuvvet yok. Dışarıdan sisteme etkilen bir kuvvetimiz yoksa o zaman momentum korunmalı diyoruz. Şuradaki kütle isterseniz tenis topunun M diyelim. M çarpı V momentumu ile sağa doğru fırlayınca Geriye kalan kütle, geriye kalan kütle büyük M değil sensiz. O da geriye doğru ne yapacak? Tepecek. V1 hızıyla geri tepmiş. Bu durumda bu momentumda P1 kadar oluyormuş. Böyle söylemiş. Tamam. Sonra ikinci durumda eninci top fırladığında diyor. Şimdi yine M çarpı V momentumuyla fırlayacak aynı hızla. Ama geriye kalan kütle artık M kadar olmayacak. M'den daha küçük olacak. Mesela M bölü e 2 olmuş olacak. Bu durumdayken geri tepme hızı da Vn olacakmış. Bakın Vn V1'e göre ne yaptı o zaman? Büyüdü. Ve buradaki momentum da P2 olacak. Pardon PN olacakmış. Bunlarla ilgili bir şeyler soruyor dolayısıyla. O zaman hız olarak baktığımızda bakın geriye kütle azaldığı için yani top eksildikçe geriye kalan kütle azaldığı için toplam kütle. O yüzden geriye tepme hızını yapar artar. Yani VN daha büyük olacakmış büyüklük anlamında kimden? V1'den. VN V1'den büyük demiş, o zaman birincisi doğru olmuş oldu. PN P1'den büyük demiş, ona bakalım. Arkadaşlar. Top MV momentum ile sağa doğru gittiği için geri tepme momentumları da büyüklük anlamında birbirine ne yapacak mecburen eşit olacak. MV kadar momentum büyüklüğüyle geriye doğru tepecekmiş. Birbirine eşit olacağı için ikincisi yanlış olmuş oldu. Üçüncüsü de bakın burada eşitlik vermiş. Evet P1'imiz PN eşit olmadı. Çünkü sağa doğru momentum büyüklüğü MV kadarsa sola doğru momentum büyüklüğü de aynı büyüklükte olmalı. O yüzden 3 de doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3'ten Edirne olurmuş deriz. Bir balon şişirildikten sonra üzerine bir pipet yapıştırılıyor. Bu pipetten geçilen ip sandalyeler arasında geriliyor. Balon teşhiri sıfır anda serbest bırakıldığında dışarı çıkan hava tarafından harekete geçirilen balon iki tane de sandalyeye çarpıyor. Balon sandalyeye çarpana kadar geçen balona uygulanan itiş kuvvetin büyüklüğü azaldığına göre demiş. Bakın itme kuvveti azalmış, kuvvet olarak azalmış buna dikkat. Yargıların hangileri doğrudur diyor ve sürtme önemsiz diye belirtmiş. Arkadaşlar balon içindeki gaz sol tarafa doğru dışarı doğru çıkınca balonda ters tarafa doğru bir momentum kazanıyor. Yani roket mantığıyla aynı şey olmuş oluyor aslında. Balonun hızın büyüklüğü zamanla azalır demiş. Bakın itiş kuvveti azaldı. Kuvvet azalıyorsa ivme azaldı. Ama azalan ivmeyle ile aslında ne yapacak? Hızlanacak. Yani önceden hızı 5-5 artacaksa şimdi 4-4-3-3 artacak. Ama hızlanmaya yine devam edecek. Kuvvetin azalması hızın azaldığı anlamına gelmiyor. Ona dikkat arkadaşlar karıştırılan bir şey. Kuvvet azalıyorsa ivme azalıyor. Daha küçük ivmeyle ile hızlanıyor demektir. O yüzden de hızı zamanla azalmayacak artacakmış birinciyi attık. Balon momentum korunumu ilkesi sonucunda harekete geçmiştir. Evet iç bir kuvvet olmuş olur. İçeriden gaz dışarı çıktıkça bir momentumla çıktığı için balon ne yapıyor? Ters tarafa doğru bir momentum kazanıyor. Dolayısıyla momentum korunumu geriye hareket etmiş oluyor. O yüzden doğru olmuş oldu. İkincisi 3. Balonun sıfır T arında uygulanan itme, T2 uygulanan itmeden büyük demiş. Bakın kuvvet zamanla azalıyor demiş. Kuvvetle zamanın çarp bize itmeyi veriyor. İkinci akta kuvvet azaldığı için o zaman ne yapacak? Süre aynı. itme azalmış olacak. O zaman birinci akta sıfır t arında t 2 aralığına göre çünkü süreler aynı 0 T'de T süre geçiyor T2T aralığında da T süre geçiyor. Kuvvet azaldığı için o zaman ikinci akta itme daha azmış. Yani 0 T aralığındaki itme T2T itmeden daha büyükmüş deriz. Burada da öyle söylüyor o yüzden cevabımız 2 ve 3'ten deniz olacakmış deriz. M kütleli tenis topu rakete şekil 1'deki bir eksik K yönünde V büyüklük hızla çarpıp raketten şekil 2'deki bir artı K yönünde V büyüklük hızla geri dönmektedir demiş. Buna göre yargılan hangileri doğrudur demiş. Tamam arkadaşlar bakalım. Topun rakete çarpma anındaki momentumu raketten geri dönme anındaki eşittir bakalım. Bakın buraya çarptan da momentumu m çarpı v eksi k yönünde yansıyınca artı k yönünde m çarpı v'ye kadar. Momentum büyüklükleri eşit doğru. Fakat momentumları eşittir demiş. Momentum vektörel büyüklük. O yüzden yönleri tutmuyor. Biri eksi k biri artı k yönünde olduğu için yanlış olmuş oldu birincisi. İki. Raketin topu aktardığı itme artı k yönünde demiş. Momentum değişimi itmeye eşit. Mesela biz momentum değişimine bakalım. Bakın başlangıçtan aynı yere taşıyacak olursak momentumları ilkinden ikinciye çizeceğimiz vektör momentum değişimine verir. Bakın momentum değişim dolayısıyla itme yani raket tarafından topu itme artı k yönündeymiş deriz. Burada da artı k yönünde demiş doğru söylemiş dolayısıyla ikincisi. 3 raketten geri dönerken topun momentumundaki değişim büyüklüğü 2 mv kadar olur demiş. Evet bunu şuradan görebiliriz. Bakın şu uzunlukta bu uzunluğun toplamı kadar olacağı için burası 2 mv kadar yapar deriz. Bu anlamda cevabımız 2 ve 3'ten deniz olurmuş diyeceğiz.